Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Öncelikle hayırlı günler diliyorum. İsmim Enes. Size Balıkesir, Burhaniye'den yazıyorum. Başıma gelen bir olayı sizlere anlatacağım. O yıllarda sosyal medya platformunda yayınlar yapıyor. Bazen de sohbet odalarına giriyordum. O gün ev arkadaşım bir haftalığına memlekete gitmişti. Ben de yine bir yayın açıp sohbet başlattım. Yayına giren gençlerle birden sohbet çinlere geldi. Oldu bitti. Hiçbir zaman onların varlığına inanmamıştım. O zaman da inanmadığımı söyledim. Sohbetteki herkes onların varlığını kanıtlamaya çalışıyordu. İşlerinden birisi yayına birisini aldı. Dediğine göre hüddanmış. Ben tabii yine inanmayarak dinliyordum anlattıklarını. Bu tavrım onu rahatsız etmiş olacak ki bana sağ elimi kaldırmamı söyledi. İstediği şey çok saçma gelmişti ama sırf onun yalan söylediğini kanıtlamak için dediğini yapıp sağ elimi havaya kaldırdım. Adam Arapça benzeri bir dilde bir şeyler söylemeye başladı. Ben gülmemek için kendimi zor tutuyordum. Ama o an bir şey oldu. Kolum sanki bir şey tutmuştu. Ateş gibi sıcak tenini hissediyordum. Korkuyla etrafıma baktım ama kimse yoktu. Hüddam diyen adama baktım. Gülerek yüzüme bakıyordu. Korkuyla, "Abi ne yaptın sen?" dedim. Adam gülüp, "Korkma, o benim cinim. Sana zarar vermez." dedi. Adama inanamadım ama kolumu hala sıkan şeyi de çok net bir şekilde hissediyordum. Adam bir şeyler söylemesiyle o sıcak parmaklar bıraktı kolumu. Korkuyla kolumu geri çektim. Ensemde buz gibi bir nefes hissettim. Hızla arkamı döndüm. Kimsecikler yoktu. Ekrandaki adama baktım. Neler oldu? Nasıl yaptın bunu dedim. Adam yüzüme dikkatle bakıp dediğim gibi ben hüddamım. Anlattıklarım ve yaptıklarım uydurma değil. Gördün mü dedim. Başımı sallayarak gördüm abi dedim. İnanıyordum artık. Çünkü böyle bir şeyin kendiliğinden olması mümkün değildi. Adam korkmuş ifademe sanki alayla bakıyordu. Boğazını temizleyip bir şeyler söyleyeceğim ama korkup panik yapma dedi. İster istemez gerilmiştim. Yutkundum. Söyle abi dedim. Adam da bana sende musallat var. Ama merak etme. Ben kurtaracağım seni dedi. Korkuyla ekrana baktım. Daha 10 dakika öncesine kadar cinlerin varlığına bile inanmıyordum ama şimdi musallata uğradığımı söylüyordu hüddam. Adam korktuğumu anlamış olacak ki gülümseyerek yüzüme baktı. Korkma Enes, bana güvenebilirsin dedi. Nasıl korkmayacaktım ki? Adama bakıp neler yapacaksın dedim. Eğer biraz daha bana öyle gizemli bir şekilde bakmaya devam ederse kalp krizi geçirecektim. Adam derin bir nefes alıp birazdan cinim bedenine gelecek. Korkulacak bir şey yok. Kısa sürecek dedi. Korkudan ayaklarım titriyordu. Biraz sustuktan sonra tamam abi dedim. Adam içinden bir şeyler söyledi. Dudaklarının sesçe kıpırdaması beni iyice geriyordu. Adam yüzüme tekrar baktı. Hazır mısın dedi. Temkinlice başımı sallayıp hazırım dedim. Derin bir nefes alma ihtiyacı duydum o anda. Sanki boğazımı biri sıkıyor da nefes alamıyormuşum gibi. Üzerime öyle bir ağırlık çöktü ki kemiklerim kırılacak sandım. Ekrana bakamıyordum. Tüm bedenim kas katı kesilmişti sanki. Ne kadar süre geçti bilmiyorum. Birden ayaklarım titremeye ve yamulmaya başladı. Korkudan ve acıdan delirmek üzereydim. Bir anda her şey bitti. Vücudum kendiliğinden gevşedi. Ayaklarım titremeyi kesti. Ekrana baktığımda sadece 3 dakika geçtiğini idrak ettim ama bana sanki saatler gibi gelmişti. Adamın bana seslenmesiyle ekrana baktım. Şimdi içindeki cinle irtibata geçeceğim. Hazır mısın dedi. Başımı tekrar aşağı yukarı salladım ve bir anda tekrar nefesim kesildi. Bu defa daha da acı veriyordu. Nefessiz kalıyordum. Ne yaparsam yapayım nefes alamıyordum. Bağırmak istedim ama yapamadım. Bir anda tekrar nefes almaya başladım. Kapattığım gözlerimi açınca bilgisayarın kapandığını ve odadaki ışığın söndüğünü fark ettim. Korkuyla ayağa kalkıp ışığı açtım. Ama bir terslik vardı. Konuşamıyordum. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Ne olmuştu az önce böyle? Hemen gelmesi için alt katımızda oturan arkadaşıma mesaj attım. Dakikalar sonra kapı çaldığında resmen koşarak gidip kapıyı açtım. Arkadaşım kaşlarını çatıp ne oldu? Acil gel dedin. Korktum dedi. Konuşamıyordum. Elimdeki telefonu gösterdim ona ama anlamayarak yüzüme baktı. Hızlıca mesaj kısmına girip
konuşamıyorum. Bir hoca vardı. Cin çıkaracağım dedi ama bir şey anlamadım yazdım. Arkadaşım mesajı okuyunca korkuyla bana baktı. Tövbe estağfurullah Enes. Ne diyorsun sen? Gel, dayımlara gidiyoruz dedi. Hemen montumu giyip evden çıktık. Yol boyu korkudan ikimiz de konuşamadık. Ya bir daha konuşamazsam korkusu beni öldürecekti. Nihayet dayısının evine gelmiştik. Sinan hemen lafa girip olanları anlattı dayısına. Adam beni yanına çağırıp bir şeyler okumaya başladı. O okudukça sanki bir rahatlama geliyordu. Adam bir bardak eline alıp onu okudu. Ardından suyu boğazıma ve ağzımın üstüne sürdü. Biraz daha okuyup yüzüme baktı. Konuş dedi. Derin bir nefes alıp su dedim. Aklıma gelen ilk kelime olmuştu. İçimdeki korku gitmişti. Teşekkür ederim abi dedim. Adam bana sinirli bir şekilde kim sana seninle musallat var dedi. Adam olan biteni baştan sona bir şey atlamadan anlattım. İyice sinirlenmişti. Deli misin oğlum sen? Böyle adamlara güvenilir mi? Dil bağlama büyüsü yapmış sana. Önce büyüyü yapıyor. Sonra bozmak için senden para alacak dedi. Başımı utançla yere eğdim. Ben nereden bileyim abi? Kandım işte dedim. Adam omzumu dostça vurup akıllanmışsındır bugün inşallah dedi. Mahcup bir şekilde akıllandım abi dedim. Bir saat kadar oturup geri döndük. Bir hafta arkadaşlarımla beraber kaldım. Diğer arkadaşım memleketten dönünce de yine kendi evimize geçtim. Nihayet atlatmıştım. O eski korku yoktu içimde. Olayın üzerinden bir sene geçmişti. Bir kızla tanıştım. O kadar güzeldi ki ilk görüşte aşık oldum. Her şeyiyle hayatımda isteyeceğim bir kadındı. Şans yüzüme güldü. O da beni sevdi. İlk 6 ayımız o kadar hızlı ve güzel geçmişti ki sanki bir hayalin içinde yaşıyordum. Fakat 6. aydan sonra her şey yavaş yavaş değişmeye başladı. Kız arkadaşım Sude bana fal bakmaya başladı. İlk önce sadece bana bakıyordu. Nasıl söyleyeyim? Ufak ufak şeyleri biliyordu ama dalgasına baktığını sanıyordum. Sonra daha da ileriye gitmeye başladı. Her şeyi biliyordu. Benden başka insanlara da bakmaya başladı. İlk başlarda arkadaş ortamında olduğum için fazla üzerine düşmüyordum ama parayla yabancı insanlara bakmaya başlayınca kabul etmedim. Buna rağmen bakmaya devam etti. Beni bir şekilde ikna etti. Bakmasına izin verdim. İyice falcı olmuştu. Onda ve bende değişiklikler olmaya başladı. Sanki sarhoş gibi geziyordum ama ağzıma bir damla bile almıştım daha yoktu. Hep üzerime bir ağırlık vardı. Sürekli uyumak istiyordum. Hep yorgundum. Bu böyle neredeyse bir yıl kadar sürdü. Kendi kararımı bile sanki kendim veremiyordum. Sude ile evlilik kararı almıştık. Aileler tanıştı. Aile arasında söz bile yapıldı. Hatta nikah tarihi bile belliydi. Ben resmen Sude'ye tapıyordum. O ne derse yapıyor, ne isterse alıyordum. Annemin dediği gibi resmen köpeği olmuştum. Ev bile almıştık. Sıfırdan eşyalar alıp dizdik. Uzun lafın kısası, her şey hazırdı. Sadece nikah kalmıştı. Günler günleri kovalarken sonunda evlendik. Ama hala o uyuşukluğum, baş ağrılarım devam ediyordu. Ne kadar doktor varsa gittim. Hiçbir çözüm yolu bulamadılar. Evliliğimizin 3. ayında Sude değişmeye başladı. Artık falcılığı meslek olarak yapıyordu. Annem Sude'ye sürekli şeytan işi kızım deyip duruyordu ama Sude bizi dinlemiyordu. Bir süre sonra evde değişik şeyler olmaya başladı. İlk başlarda küçük eşyalar kaybolmaya başladı. Sude ise geceleri kabuslar görüyordu. Tabii pek umursamadım. Normal şeyler gibi geliyordu. Zamanla evi ağır bir koku sarmaya başladı. Biz fark etmiyorduk ama dışarıdan gelenler kokudan evde duramıyordu. Annem sürekli evi temizliyordu ama koku bir türlü gitmiyordu. Annem bana bir hocaya gidelim diye yalvarıyordu ama hep bir bahane bulup kaçıyordum. Bir gün ben ve Sude dışarıdayken anneme bir hoca getirmiş. Hoca evin çeşitli yerlerinde muskalar bulmuş. O akşam evde resmen kıyamet koptu. Annem tüm suçun Sude'de olduğunu ve muskaları onun hazırladığını söyledi ama ben Sude'ye inanmayı seçip annemi evden kovdum. Sude tüm suç anneme atmıştı. Bizi ayırmak istediğini söylüyordu. Biz bir cehennem gibi evde 2 ay daha yaşadık. Aklı olan o evden kaçardı ama ben yapamıyordum. O evde beni tutan bir şey vardı. Her gece kapkara gölgeler yatak odamızda, mutfakta, hatta tüm evde dolanıyordu. Sanki normal bir şeymiş gibi alışmıştık ikimiz de. Ben artık hasta bir adam olmuştum. İşten istifa etmiştim. Değil işe gitmek,
Ayağa kalkmak bile işkence gibiydi. O iki ay annemle babamla hiç görüşmemiştim. Bir akşam annemle babam yanında iki tane adam ile çıka geldi. Sude anneme öfkeyle bakıp ne hakla buraya geldiniz? Bıkmadınız mı bizi ayırmaya çalışmaktan dedi. Yattığım kanepeden zar zor kalkıp anneme baktım. Ne hale getirdin oğlumu şeytan diye bağırdı. Sude kahkaha atıp senin oğlun doğuştan hasta manyak karı. Senin yüzünden hep yaptığım muskalar yüzünden dedi. Annem iyice sinirlenmişti. Ben niye oğluma muska yapayım? Deli miyim ben dedi. Sude sinirle bağırdı. Delisin tabii. Benden ayırmak için yaptın dedi. Annem dişlerini sıkıp şimdi göreceğiz kim yapmış muskayı dedi. Gelen iki yabancı adama dikkatle baktığımda adamlardan birisinin Sinan'ın dayısı olduğunu fark ettim. O kadar halsiz ve çaresizdim ki öylece dikiliyordum. Sinan'ın dayısı yanıma geldi. Kolumdan tutup bana destek oldu. Anneme bakıp boş bir odaya götürelim dedi. Sude sinirle gitmek falan yok. Siz de kocamı bırakın ve gidin evinden diye bağırdı. Sinan'ın dayısı sinirle fal bakmak için bu çocuğu kurban ettin. Şimdi sen çekil önümüzden diye bağırdı. Sude öfkeyle hepiniz şu manyak kadına inanıp iftira atıyorsunuz diye haykırdı. Diğer hoca Sude'nin kollarını tutup bize doğru gelmesini engelledi. Sude öfkeyle bağırmaya devam ederken biz de benim yanındaki Sami Hoca ile birlikte misafir odasına gittik. Hoca kapıyı kilitleyip beni yere oturttu. Daha sonra gidip tüm perdeleri kapattı. Zaten akşam olduğu için oda kapkaranlık olmuştu. Salondan hala Sude'nin bağırışları geliyordu. Sami Hoca çantasından bir şeyler çıkarıp yanıma bıraktı. Odadan çıkıp 10 dakika sonra geri geldi. Sanki birisiyle konuşuyor gibi fısıldıyordu. Daha sonra elinde tuttuğu şeyleri bir demir kabın içine bıraktı. Dikkatle baktığımda bunların muska olduğunu gördüm. Merakla ona baktığımı gören Sami Hoca bana yatak odanızda ve mutfakta buldum dedi. Yavaşça başımı aşağı yukarı salladım. Sami Hoca gaz lambasına benzer bir şeyi yaktı. O şey tüm odayı aydınlatıyordu. Sami Hoca okuya okuya tüm muskaları açtı. Ardından üzerine birkaç şey döktü ve okuya okuya yaktı. Ardından kesenin dibindeki külleri bir kese benzeri bir şeyin içine koyup tekrar yaktı. Ben dikkatle onu izliyordum. Çantasından yağ benzeri bir şey çıkarıp alnıma sürdü. Biraz ağır kokuyordu. Üzerime bir şeyler okudu ve öndeki ne zaman getirdiğini bilmedim suya parmaklarını batırıp üzerime çırptı. Sesi gittikçe yükselip üzerime okuyarak aynı işlemi 3 kez uyguladı. Üzerimdeki ağırlık yavaş yavaş kalkıyordu. Midem bulanmaya başlamıştı. Sami Hoca kül dolu kaseyi ağzıma yaklaştırıp kus dedi. Daha ne olduğunu anlamadan kasenin içine kustum. Sami Hoca kaseyi geri çekip içine bir şeyler daha döktü. Daha da rahatlamış hissediyordum. Sami Hoca yüzüme bakıp bitti evlat dedi. Merakla ona baktım. Nasıl bitti abi dedim. Sami Hoca gülümsedi. Bitti işte. Bozdum büyüyü. Beklediğim kadar büyük bir büyü değilmiş. Kurtuldun artık dedi. Yutkundum. Ne büyüsü bu abi dedim. Sami abi bana karın yapmış. Cinler ona yardım etsin diye seni kurban etmiş dedi. Öfkeyle ona fal bakmak için mi yapmış bana bunu dedim. Sami Hoca başını sallayıp evet oğlum dedi. Sinirle yerimden kalktım ama Sami Hoca beni tuttu. Ne yapacaksın? Gidip ona zarar mı vereceksin? Bu hiçbir işe yaramaz. Senin tek yapacağın şey onu boşayıp bir daha görmemek olacaktır dedi. Kaşlarımı çatıp yanına mı kalsın bana bunca zamandır yaptıkları dedim. Sami Hoca gülümsedi. Kalmaz oğlum. Allah büyü ve şeytan işleriyle uğraşanların yanına koymaz dedi. Bir şey diyememiştim. Kısa süre sessiz kaldıktan sonra teşekkür ettim. O olmasa ben belki de ölüp gidecektim bu evde. O günden sonra Sude ile tek celsede boşandık. O başka bir şehre taşındı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Tek istediğim benim gibi birinin daha canını yakmaması. Evi sattım. Bir daha o cehenneme gitmek istemiyordum. Kendime yeni bir ev aldım ve işe tekrar başladım. Anneme her gün dua ediyorum. Beni o kadın elinden kurtardığı için. Bir ara geceleri sesler duyuyordum. Acı dolu çığlıklar atan kadın seslerini ama ne kadar etrafa baksam da kimse yoktu. Bazen ise evde Sude'yi görüyorum ama silüet gibi. Sami Hoca'ya gidip anlattım bunları. Sude'nin bir işi olduğunu söyledi. Kendince benden intikam almaya çalışıyordu. Sami Hoca 3 tane koruyucu muska yazdı. Birisi salonda, birisi yatak odamda, birisi ise boynumda asılıydı. Artık ne ses ne de silüet görüyorum. Tamamen kurtuldum o şeytandan. Size tek bir tavsiyem var. Annenizin sözünü dinleyin. O size asla yalan söylemez. Eğer o gün annem
o iki hocayı getirmeseydi ben belki ölüp gitmiştim. Anneme ve Sami Hoca'ya canım borçluyum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah sizin karşınıza hep doğruyu savunan ve şeytan işlerinden uzak bir insan çıkartır inşallah. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.